Değerli anılarını anlatması için sevgili masa başından sevgili Erhan Yazıcıoğlu ustama veriyorum. Şunu sormak istiyorum. Hocam konuşacak ve anlatacak o kadar çok şey var ki ama Erhan Yazıcıoğlu'nun belki de 50 yıla aşkın sanat hayatında unutamadığı klikleri, unutamadığı anıları ve bizimle paylaşmak istedikleri, söylemek istedikleri. O kadar çok ki ben en iyisi bir şarkı söyleyeyim. Ya biz tabii ki bir tiyatro dünyasının içinde yaşıyoruz ve anılarımız, esprilerimiz hep tiyatro üzerine genelde. Ama size şöyle, sizi de ilgilendirecek ya da tebessüm ettirecek bir anıyı söyleyeyim. Çünkü şimdi böyle aklıma geldi. Aydın'da bir bahçe sinemasında oyun oynuyoruz. Bir Fransız oyunu. Robert Thomas'ın Tuzak. Babalar bilir. Şöyle başlar, çok mutlu bir ailedir, balayına gelirler karı koca, diyaloglar kurulur, o arada kadın birdenbire kaybolur. İşte papaz gelir, polis gelir, komiser gelir, sorgular adamı. Adam, siz beni mi suçluyorsunuz, ben yapmadım, ben masumum, ben karımı seviyorum, onu bekliyorum, arıyorum. Yırtınıyor böyle bütün bir perde boyunca, böyle yırtındı. Finale doğru geldi, işte suçlamalar başladı. Ben yere çöktüm. Daha o zaman da 18 yaşındayım. Saçlarımı kırlaştırmıştım. Şimdi bu doğal hali. İşte yere çöküyorum. Ben yapmadım, ben yapmadım. Ben katil değilim, hayır. Derken şu önde oturan, orada yaşlı bir hanım teyze geldi. Uzandı bana. O yapmadı, biz tanırız. O yapmadı. Yapmadı, kesinlikle o karısını seviyor. 3 dakika sonra benim katil olduğum ortaya çıktı. Aynı teyze geldi. Allah seni kahretsin. Hepimizi kandırdın. Alçak herif. Evet, sevgili Salih Kalyan hocam. Söz sizde hocam. Buyurun. Lütfen. Peki. Ben de Ankara'da Gençlik Parkı vardır, meşhur Gençlik Parkı. Oranın açık hava tiyatrosunda o dönem Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Duran Bulvarı diye bir oyun. Pardon, yanlış söyledim, Duran Bulvarı değil. Bertolt Brecht'in Hitler faşizmini anlatan bir oyun. İşte Hitler, malum hikayeleri biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı. Bütün dünyayı kana bulamış. Oyun da bunu anlatıyor. Finalde kadın oyuncumuz Elif Türkan Çolak tankların arasında kalmış. Kan revan sahneye çıkıyor ve orada laflarını söylüyor. Karşımızda da Japon aile bahçesi var o dönem. O dönemin en ünlü müzisyenlerinden şarkıcı Nuri Sesi Güzel var. Onun da o dönem en meşhur şarkısı Aynaya Baktım Saç Beyaz Oldu. Öyle bir senkronize oluyor ki Elif Hanım orada çıkıyor, ağlıyor, dram kesiyor, seyirci ayakta alkışlıyor. Ama lafını bitirmeden oradan aynaya baktım diye türkü giriyor. Defalarca gidiyoruz, gazino yönetimine rica ediyoruz, Nuri Bey'e özel kişiler gönderiyoruz. Abi ne olur, 1 dakika sonra söylesen ne olur. 1 dakika. Bizim oyunumuz çünkü saat 9'da 5 geçe oyun başlayacak, zamanında başlaması lazım. Sizinki içkili gazino, 2 dakika sonra geç başlasınız ne olacak? Hayır! Ve Elif ablamız gene bir akşam çıktı. Kan revan içerisinde, işte buydu dünyayı kurtaracak düzen. Fakat sonunda uluslar anladılar belayı. Fakat zafer şarkısını erken söylememeli. Canavarı doğuran karın bugün bile verimli. Aynaya baktım. Tiyatroya ilk başladığım, ilk profesyonel olduğum gününü anlatmak istiyorum. O anıyı hiç unutmam mümkün değil. Yer İstanbul Moda Park Gazinosu. Gazino değil daha doğrusu, sineması, yazlık sinemalar vardı o zaman. Yıl 1972. Grubun adı Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu. Oynadığımız oyun Habu Diyar. Cihat Tamer ayrılmaya karar vermiş. Onun yerine beni istediler. Ben de amatörlükten profesyonelliğe geçiş yapacağım. 1972 yılında.
Tabii ki bir oyuna hazırlanmak için önce prova yapmak lazım. Provasız bir sahneye çıkmak diye bir şey ben bilmiyorum. Peki dedim, ne zaman prova yapacağız? Ne provası dediler. Peki nasıl sahneye çıkacağım ben? Yani sen gelip oyunları seyredeceksin. Ezberini yapacaksın, çıkıp oynayacaksın dediler. Düşünme, amatörlükten geliyorum ve hiçbir profesyonel deneyimim yok. Anlamadım ne dediklerini ama sözlerini dinledim. 2-3 oyun peş peşe oynadıkları yazdık sinemalarda. Seyrettim. Peki dedim, tekst yok mu? Yani metin yok mu oyunun? Bir metninin olması lazım ki oradan ezber yapacağım, ondan sonra çıkıp oynayacağım. Ne metni dediler. Çünkü metin yazılmış, yıllar geçmiş, oynamışlar, daha doğrusu oyunlar geçmiş. Belki 100. oyun, belki 150. oyun. O kadar çok değiştirmişler ki sahne üstünde seyircinin beğenisine, gülmesine, reaksiyon vermesine göre bütün oyunu değiştirmişler. Ve oyunun teksti falan yok. Ancak seyrederek öğrenebiliriz. Ve ben ne kadar büyük bir cehaletmiş ki o zaman bunu kabul edip seyredip ilk akşam Moda Park kazinosu, rahmetli Haldun Taner hocamız, Deve Kuşu'nun o zaman sanat yönetmeni, bir şişe şampanyayla ben premier yapacağım diye, herkes hazır, çok güzel bir oyunu ben açıyorum o amatör halimle. Neyse, üçüncü zil verildi, ışıklar söndü. Altan İrtel o zaman piyanist, müzik yapıyor. Önde şöyle girdi şarkının entrodüksiyonuna. Habudi yar, habudi yar, habudi, habudi, habudi yar. Şarkı bu. Bir mezur gitti. Entrodüksiyon. Ses yok. Sahnenin ışıkları yandı. Ortada kimse yok. Çıkamıyorum sahneye. Tir tir titriyorum. Bir tuhaflık sezdi tabii Altan İrtel. Bakıyor, o da bekliyor. Niçin başlamıyor oyun diye. Ha, bir mezur daha gitti. Gene kimse yok. Çıkamıyoruz hani. Bitti, evet. Yani inanılmaz bir şey. Derken arkamdan Metin Akpınar şöyle popoma bir tekne vurdu. Böyle pişer, böyle pişer dedi. Çıktım, bu pişmiş hali. Pişti. Çok teşekkür ederiz hocam. Rahmetli Tuncer Necmioğlu, mekanı cennet olsun, değerli bir abimizdi. Ben devlet tiyatrosunda onunla çok çalıştım. Bir gün dedi ki, Adnan dedi, emekli olacağım. Daha evvel Tuncer Kurtiz'de bir oyun oynamıştık biz dedi. Samanyolu, Carl Wittling'in oyunu. Onu dedi, beraber oynayalım mı dedi. Oyun iki kişilik bir oyun. Bir akıl hastası başhekime gelir, der ki, hayatını yazdım. Beraber oynayalım mı der. Başhekim önce oralı olmaz, pek önemsemez. Sonra okur teksti, hoşuna gider. Oynamaya başlarlar. Tuncer abi o akıl hastası rolünü oynuyor. Kendi karakterini oynuyor. Bir de onun sürekli hayatta karşılaştığı şahsiyetler var. İşte bir köydeki muhtarı, patronu, efendime söyleyeyim, bir İtalyan meyhaneci. Böyle değişik 4-5 de karakter var. Onları da ben deniz oynamaya çalışıyorum. Bir de başhekim tabii başta. Böyle 30 saniyede oradan çıkıyorum. Öbür taraftan makyaj kostümdeyiz. O kadar geliyorum oraya. Bir akşam bizim protokol müdüresi vardı Sabahkarım. Geldi Adnan Bey, dedi hakkınızda şikayet var. Ne oldu dedim ben, ne yapayım? Bir hanımefendi seyircimiz demiş ki, bu devlet tiyatrosuna hiç yakışmayacak bir şey. Bu ne lakaytlık demiş ya. Kaç kişi oynuyor, niye iki kişi selama çıkıyor demiş. Ve onların hepsi Adnan Gülcük demiş. Orada hiç başıma bir şey gelmedi ezelde. Sonra yalnız mı? Bir arkadaşım Cihangir'de bir arkadaşımın oğlu beni görünce yolunu değiştirmiş. O haberi alınca biraz düşündüm, dedim ben babasına haber gönderdim. O beni tanımıyor mu, sen beni anlatmadın mı oğluna diye. Anlattım ama çocuk senden nefret ediyor. O öyle bir şey oldu ya. Onun dışında Bizimkiler dizisinde üçkağıtçı Sedat rolü oynuyordu. Orada bir taksi yazıhanesi var evimizin yanında. Şaşkın Bakkal'da oturuyorum. Arada sırada o taksiyle gidiyorum. Erzurumlu arkadaş, şoför.
Gide gele ahbap olduk. Erzurum'a gitmiş bir bayram günü. Annemi ziyarete gittim diyor. Sofra kurulmuş pazar günü, yemek yiyecekler. Bizimkiler dizisi başlamış. Sizin sahne oldu diyor. Annem seni görünce, ha senin boynun devrile demiş. Anne öyle değil o adam demiş ya. Tanıyorum ben onu. Ben arabayla götürüp getiriyorum. İyi bir insan yani. Senin benim gibi. Aman oğlum dikkat et. Senin paranı da vermez. Peki Salih'im, dün bize anlattığın Arizona Bill'i anlatır mısın? Arizona Bill. Arizona Bill hocam muhteşem yani. Yani değil mi herhalde? Çok. Hadi bir Arizona Bill bakalım. Belki bir Arizona Bill anlatalım. Arizona Bill bir tiyatrocu abimizin amcası. Olmuş bir hikaye. Cemil Emici, Cemil Kaptan Rizeli, İstanbul Sarıyer'de oturuyor. Anlatan abimiz de tiyatrocu. Kartal Tibetler döneminden ama pek tiyatrocular çevresinde tanınmaz, sinemadan seyirci tanımaz. Uzun yıllar önce tiyatroyu bıraktı, ticaretle uğraştı. Üner İlsever diye bir abimiz, o anlatıyor. Amcası terasta masayı kurmuş, demleniyor akşamcı. Biz de yan masada diyor, konservatuar talebeleri, Kartal Tibet, gençlik şeyi, o dönemin aktörleri, daha talebeler, talebelik dönemleri. Kenarda oturup konuşuyoruz. İşte o aktörü gördün mü, bu oyuncuyu gördün mü, nasıl oyuncuydu, şu bu derken amca lafa karışmış. Ne konuşuyorsunuz oraya gençler? Siz artistlerden ne anlarsınız? Siz Arizona Bill'i gördünüz mü? Görmedik amca, kim Arizona Bill? Ooo, Amerikalı meşhur Arizona Bill. 1.98 santim boyunda. Fotoğrafı yıkar böyle önüne. Sarı mendili atar arkasına. Hiç kaçırmam filmlerini. Bir gün fundukları aldım geldim kasabaya. Berberin önüne yığdım. Bir baktım karşı sinemaya yazayı. Arizona Bill'in dönüşü. Ulan dedim bu film ne zaman takildi? Emice bugün takildi. Sen ha bu funduklara mugayede. Aldım biletleri girdim içeri. Işıklar söyündü. Arizona Bill böyle dağın arkasından türkü söyleye söyleye geliyor. O kadar da yakışır ona türkü söylemek. Ha böyle geldi, geldi, geldi. Atlan evlerin önünden geçiyor. Kimi alışverişinde, kimi yola gidiyor. Oradan bir baktım o barın kahvenin önüne geldi, atı bağladı kazığa. Vurdu kapıyı, girdi içeri. İçeride gitarlar çalınıyor, sigaranın beşi beş para, kovboylar dans ediyor. Sağa sola baktı, böyle bir tanış var mı diyene. Selamun aleyküm dedi. Kimse selamını almaz. Amerikalı kovboy. Arizona bir meşhur adam. Ve o anda orada kimse tanımıyor onu. Milleti böyle aralıya aralıya, aralıya aralıya. Bara kadar ciddi. Barmen'e dedi ki ver bakayım bir fişki. Barmen uzattı abi fişki. O anda bir zenci kovboy, ondan daha yüksek, geldi karşısına tikildi. Arizona Bill ondan huylendi. Tam viskiyi aldı böyle ağzına götürecek o zenci kovboy, aldı da attı yine Arizona Bill'in suratına. Hah dedim şimdi, vurdu devirdisini aşağı. Arizona Bill böyle hasbinallah etti. Ver bakayım bir fişki daha, sınayı onu. Derken barmen bir fişki daha koydu ona. O tam eline attı alacak. Arizona Bill ağzına götürürken aldı fişkiyi, attı gene Arizona Bill'in suratına. Arizona Bill döndü ciddi. Ya hiç böyle yapmazdı be. Niye hocam, ne oldu dedim. Gerek yok, sen in aşağı dedi. Çünkü ben vardım, ben girecektim. Ondan Adnan Biricik bakandı babası, Adnan Biricik'in. Hala bakıyor babası. Bakıyor hala. Oradan bakıyor. Sonra ben o hızla İstanbul'a geldim. Hiç küsmedim. Hiç bozulmadım. Belediye Konservatuvarı'nın sınavına girdim. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör, Çetin İpekkaya jüri. Hep bir ağızdan in oradan aşağı dedi. Orada beni oynattılar. Ama kazananlar açıklandığında ben yoktum. Beni yeteneksiz diye varsayarak her ikisi de konservatuvara almadı. Direndim, figüran olarak şehir tiyatrosuna girdim. Yani bende varmış altyapıda. Biraz da bu konularda ihtiras gerekiyor. İhtiras şart.
Ben konuşurken orada dedikodu yapmayın. Yapıyoruz. Yalnız, yalnız ben yeteneksizim demeye getirdin. Ya öyle söylediler dedin ama ben kabul etmiyorum onu. Vallahi öyle. Hayır öyle ama şey. Yani. Mümkün değil. Yetenek olmadan. Niye beni bir de oyunculuğun temel teknik keşfet. Olmazsa olmazları var. Diksiyonudur, bilmem nesidir. Yani oyuncu olmanın öyle her kişi çünkü net...